Ben giriş yapayım mı senin için? Hayır. Merhaba, şey, merhaba, şey, merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Bu sefer hızlı girdim birazcık. Bugün size, yani sürekli bana soru sorduğunuz için ben de ne boyaları kullanıyorum, hangi boyaları kullanıyorum, ayakkabı boyarken nelere dikkat ediyorum, hangi malzemeler yeterli olur almanız veya işte kullanmanız, hangi ayakkabılarda, hangi materyallerde, hangi boyaları kullanabilirsiniz. Yani kısaca bunları anlatacağım ben size. Yeni boyalarım geldi yurt dışından. Çünkü asıl bu iş için kullanılan boyaları Türkiye'de bulamıyoruz maalesef. Angelus marka boyalar var. Bu Basics kiti 3 ana renk ve siyah beyaz. Artı yanında bir de diri hazırlamak için, yani diri boyaya uygun hale getirmek için alan bir malzeme var. Onunla beraber geliyor. Bir de yanında 5 tane fırçası var. Böyle bir set $25'tı en son hatırladığım kadarıyla bu arada fiyatı. Bir de bu yeni kalemler çıkarttılar. İçi böyle şeyli, bilyeli. Buraya boyayı koyuyorsunuz. Yanında uçları var. 6 tane falan bir ucu var. Zaten açacağım bunların hepsini, anlatacağım ben size. Bunları aldım. 2 tane kalemle beraber geliyor. Boyayı koyuyorsunuz içine. Normal kalem gibi kullanıyorsunuz. 2 ayrı ürün daha aldım. Bunlardan birincisi Tutin diye bir ürün. Bu, ben yakın zamanda airbrush yapmaya başladım. Airbrush yaptığım için de boyaların incelmesi gerekiyor. Çünkü boyalar yoğun olduğu zaman airbrush'ın ucunu tıkıyor ve tekrar kullanamıyorsunuz. Yani temizlemesi de çok uzun sürüyor ve çok yorucu oluyor. Onun için boyayı incelten bir madde bu da. Bu da acrylic finisher, yani vernik diyeyim ben size Türkçe karşılığı olarak. Vernik diye çevireyim bunu. Bunları ben şimdi size hepsini göstererek anlatacağım. İlk önce her zaman olması gereken bir ayakkabı var elimde. Ve yine kullanmanız gereken, yani isterseniz kullanmayabilirsiniz ama daha temiz bir sonuç almak için her zaman bir bantınız olması iyi olur. Bunun için de kağıt bant en ideali benim için. Bazıları hatta elektrik bandı da kullanıyor. Ben de bazı projelerde kullanıyorum yani. Bunu şimdi açıyorum sizin için. Bunun içinde 5 renk var dediğim gibi. 5 rengin yanında bir de şöyle bir deriyi hazırlamak için bir materyal var. Bu da aseton yerine kullanılan bir madde. Asetonu biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Kullanmamız gerekiyor boya yapmadan önce. Ayakkabı boyamadan önce yani en azından. Ayakkabılar fabrika çıkışlarından sonra, fabrikadan çıkarken üzerine bir koruyucu madde sürülüyor. Çünkü daha uzun süreli olması için. Ve biz de o koruyucu maddeyi çıkartmak zorunda kalıyoruz. Çünkü üzerine daha rahat boyayabilirim. Bu onun için tamamıyla, yani asetonla aynı görevde. Yani biz bu deri üzerindeki koruyucu maddeyi çıkartıp boyadıktan sonra yine onun üzerine tekrar bir koruyucu madde olması için biz akrilik finisher, yani akrilik verniği sürüyoruz. Ama her akrilik vernik de istediğiniz performansı alamazsınız, onu da söyleyeyim. Daha farklı akrilik vernik markaları da kullandım ama onlardan aynı sonucu alamadım. Bazıları yapış yapış oldu yani şeyden sonra da. Kurumadı bir türlü. Böyle sorunlar yaşadım. Kutunun içinden de şöyle 5 tane fırça çıkıyor. Zaten ben size gösteriyorum şu anda ekranda. Bir tanesi yuvarlak uçlu ince fırça. Bir tanesi direkt düz sürmeniz için, yaymanız için kullanmanız gereken bir fırça. Kenarları daha çok bunlarla kullanabilirsiniz. Bir tanesi açılı uç. Ben bunu çok kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü açılı uçluyla daha rahat ince yerleri de yapabilirken kalın yerleri de yapabiliyorum. Yuvarlak uçlu var bir tane de. Bunu da daha çok boya karıştırmak için kullanıyorsunuz. Boyaların, yani iki renk geçişi yapacakken araya bununla daha rahat şey yapabilirsiniz. Bir de en kalın uçlu var. Bununla da ana renkleri atarken, hani direkt ortayı doldururken rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. Zaten fırçaların paketinin arkasında da hangi fırçayı ne şekilde kullanmanıza dair bilgiler de var. Boyaları da göstereyim tek tek size. Siyah, sarı, kırmızı, mavi ve beyaz renkler var. Aslında başlangıç seti olarak geçiyor bu. Ama her renk olduğu için ve her işinizi görebileceğiniz için buna sahip olunca. Ben aldığım zaman bir yıldan fazla gidiyor ama ben birazcık müsrif harcıyorum tabii bunları. O yüzden siz benim gibi müsrif değilseniz daha rahat edersiniz. Şimdi bunlar da boş boya markerları diye çeviriyorum. 3 mm. Bunların milimetrelerini de seçip şey yapabiliyorsunuz. Yani bir şekilde getirebilirseniz zaten çok işinize yarayacak şeyleri getirebilirsiniz. Ama sanırım Amazon Türkiye'de de artık satıyorlar ama birazcık tabii pahalı. Boya markerlarının paketinin içinden de 2 tane damlalık çıkıyor. Boyaları daha rahat ve fazla almadan yerleştirebilmeniz için.
2 tane çıkıyor bir tanesinin bir paketin içinde. 14 parça var içinde yani uç. 14 tane ucu var. Bunu yıkayıp zaten temizledikten sonra ucunu değiştirip istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Onu da size örnek olarak göstereyim. Buradan çıkartıyorsunuz, ucunu açıyorsunuz. Ondan sonra buradaki tıpayı çıkartıyorsunuz. Bunu da kullanırken yine bu tutin maddesiyle karıştırmanız gerekiyor. Çünkü yine boyanın içinde topaklanması ve yoğunluğundan dolayı akmamasını engellemek için. Uçları var böyle. İsterseniz keskin uç olarak kullanabiliyorsunuz, isterseniz yuvarlak uç olarak. Bunları da zaten detaylı görüyorsunuz siz ekranda şu an. Bu arada airbrush'ı da bana bazen soruyorsunuz. Airbrush'ı ben AliExpress'ten aldım. 380 lira falandı galiba. Yani Türkiye'den baktım, tabii ki en iyi kalitede değil ama işimi görecek kadar kullanabiliyorum. Yani o yüzden bir sorun yaşamadım. Size de isterseniz açıklamalara linkini bırakırım, oradan bakabilirsiniz. Bütün ben size malzemeleri göstermiş oldum aldığım ürünler arasındaki. Ne kullanmanız gerekiyor? Bir ayakkabı yaparken ihtiyacınız olan ana maddeleri söylüyorum ben size. Öncelikle tabii ki boyalar. Eğer yani Angelus boyalara erişiminiz yoksa, ben kendi deneyimlerimden yola çıkarak söylüyorum size. Eğer Air Force gibi bir deri bir ayakkabı yapacaksanız, bunu ya yani Art Deco'nun, yani en iyisi olmasa da Art Deco'nunkiler, Art Deco'nun boyaları esnek. Esnek olduğu için de boya kırılıp çatlamıyor. Yani bu da işinizi bir süreliğine görebilir. Yani çok uzun vadede verim alamazsınız ama işinizi görür. Tabii Converse gibi bir bez bir ayakkabı kullanıyorsanız, zaten Converse'in maddesi de, kullanıldığı madde de tuvallerle aynı madde. Sadece daha dayanıklısı. O yüzden onlarda akrilik boya kullanmakta bir sakınca yok bence. Hatta kumaş boyası da kullanabilirsiniz. Geçenlerde bir kumaş boyası kullanarak, hatta tıraş köpüğü ve kumaş boyası kullanarak video çekmiştim. Converse boyamıştım. Onu da şuradan bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz oradan. O yüzden Converse gibi ayakkabılarda daha rahat edersiniz. Ayakkabıları da boyamak için tabii ki öncelikle bir boyaya ihtiyacınız var. Bunun çeşitleri değişiyor ama en iyisi tabii ki Angelus, çünkü dünya çapında bu kullanılıyor. Tabii ki bir fırçaya ihtiyacınız var. Ama bu da zorunlu değil. İsterseniz parmağınızla boyayabilirsiniz veya başka şekilde de boyayabilirsiniz. Airbrush'la da boyayabilirsiniz mesela. Airbrush satıcısı gibi oldum ben. Benim airbrush'larımı... Airbrush'larımı alın arkadaşlar, yukarı kaydırın. Airbrush satıyorum, airbrush. 50 defa airbrush. Dışa taşmasını engellemek için kağıt bant kullanabilirsiniz. Boya bantı da deniyor bunlara. Bunlardan kullanabilirsiniz. Bir de bir falçata. Yani öncelikle başlamanız için gereken şeyler aşağı yukarı böyle. Bir de tabii ki aseton ve pamuk. Dediğim gibi o fabrika bitiş katmanını kaldırmak için de tabii ki aseton ve pamuğa ihtiyacınız var. Ben hatta makyaj pamuğu kullanıyorum çünkü diğer pamuklar çok iplik bırakıyor arkasında. Onları da ayrıca çakmakla falan yakmam gerekiyor. Eğer onu da kullanıyorsanız da çakmakla bir üstünden geçmeniz iyi olabilir. Bunu da söylemiş olayım. Ben size aldığım bütün ürünleri de göstermiş oldum böylelikle. Siz de başlamak için aslında çok bir şeye ihtiyacınız yok. Basit şeylerden eski ayakkabılarınızı kullanarak başlayabilirsiniz isterseniz. Eğer merak ettiğiniz sorular olursa yorum kısmına da yazabilirsiniz. Ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Evet, şimdi çekilişe geçiyorum. Çekilişe 3512 kişi katılmış. Katılan herkese çok teşekkür ederim. Bakalım kazanan kim? Evet, heyecan artsın diye biraz yavaş iniyorum. Bakalım. Rümeysa Çınlıkınlı. Evet, kazanan sen oldun. Ayakkabıların yeni sahibi eğer şartlara uyuyorsan sensin. Tebrik ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone de olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Elini kamerayı kapatsana. Çıkın buradan.